Peygamber Efendimizin sahabelerinden biri de Üseyd bin Hudayr radıyallahu anh hazretleri idi. İslam ile müşerref olduktan sonra bütün gücünü, maddi ve manevi imkanlarını İslam uğrunda kullandı. Birçok savaşta yer aldı. Uhud savaşında 7 yerinden ağır yaralanmasına rağmen cihattan geri kalmadı. Uhud savaşı sonrası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerin geri dönüp Medine'ye baskın yapma ihtimaline karşı Hazreti Bilal'e "Resulullah düşmanı takip etmenizi istiyor" diye seslenerek Müslümanlara bunu duyurmasını emredince bu çağrıyı duyan Üseyd yaralarını unutup cihat davetine katılmıştı. Hazreti Üseyd vaktinin büyük kısmını Resulullah ile birlikte geçirirdi. Peygamber Efendimizin "Ne iyi kimsedir" metine mazhar olmuştu. Sesi çok güzeldi ve Kur'an okumaya başladığında bambaşka aleme girerdi. Bir gece hurma sergisinde Bakara suresini okumaya başladı. Yanında bağlı olan atı birden şahlandı. Hazreti Üseyd okumayı kesti, at sakinleşti. Tekrar okumaya başladı, at yine şahlandı. Hadise 3 kez tekrarlanınca Hazreti Üseyd radıyallahu anh hazretleri okumayı bıraktı. Atının yanına gitti, başını semaya kaldırmıştı ki birden şaşırdı. Başının üstünde gölgeye benzer bir sis içinde kandiller gibi birçok parıltı gördü. Bu gölge tabakası parıltılarıyla birlikte semaya çekilip görünmez oldu. Sabah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme koşup olayı anlattı ve "Ya Resulallah, ben bu durumu görünce okumaktan vazgeçtim. Çünkü oğlum Yahya ata yakın bir yerde bulunuyordu. Atın çocuğu çiğnemesinden korktum. Sonra gördüğüm bu beyaz gölge içindeki parlak manzume görünmez oldu" dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Bilir misin onlar nedir?" diye sordular. Hazreti Üseyd bilmediği cevabını verince de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Ey Üseyd, onlar meleklerdi. Senin Kur'an okuyan sesine gelmişlerdi. Sesini dinliyorlardı. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerler, insanlar da kendilerini seyrederlerdi. Onlar insanlardan gizlenmezlerdi." Kur'an okumak nurani ruhları, melekleri cezbeden bir ibadettir. Sırf iyilik ve hayır yapmak için yaratılmış olan meleklerin semadan inmesine sebeptir. Hazreti Üseyd Kur'an okumaktan ve dinlemekten, Resulullah'ın sohbetinde bulunmaktan öyle huzur duyuyordu ki adeta bunlar ondan bir parça olmuştu. Bir sözünde bunu şöyle ifade eder: "Bütün arzum ömrümü 3 hal üzere geçirmek ve bu hallerden hiçbir zaman ayrılmamaktır. Bunlar Kur'an okuduğum veya dinlediğim zamanki halim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşmasını dinlediğim zamanki halim ve bir de bir cenazeyi gördüğüm zamanki halim." Efendim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir cuma akşamında Kardelen Televizyonu ekranlarında İlahi Vahyin Sesi programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Efendim, her hafta olduğu gibi yine biz bu bereketli vakitte, bu hoş vakitte evlerinize misafir olmak için buradayız. Aslında gönlünüze misafir olmak isteriz.
Bu akşam yine dopdolu bir programla, hoş bir sohbetle, ilahilerle, dualarla huzurlarınızda olacağız inşallah. Efendim, Erzurum önemli bir şehirdir. Mübarek bir şehirdir. Alvarlı Efe Hazretlerinin şehridir. Hafızlar diyarıdır ve hepsinden de önemlisi binbir hatimlerin okunduğu bir şehirdir. Bereketli ve güzel bir şehirdir. Yarın sabah inşallah binbir hatim okumalarımız başlıyor ve Allah nasip ederse 15 Ocak 2016 Cuma gününde Ulu Camii'nde duamızı yapacağız, okuyacağımız bu binbir hatimlerin. Hal böyle olunca biz bu akşam Kur'an üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kur'an nedir? Kur'an okumanın fazileti, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki tavsiyeleri, bunları bu akşam inşallah konuşacağız. Kiminle? Bu akşam bir konuğum olacak. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Doçent Doktor Ali İhsan Pala hocamız bizlerle birlikte olacak ve kendileriyle Kur'an üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bugün Oltu'dan misafirlerimiz var. Oltu'dan bir kardeşimiz Ahmet Akçay ve piyanist kardeşimiz Erkan Demir bizlerle olacak ve o güzel sesleriyle bugün programımıza renk katacaklar. İlahiler dinleyeceğiz kendilerinden. Ve bu akşam yine bir hafız konuğumuz var. Palandöken Müftülüğümüze bağlı Selimiye Camii İmam Hatibi Hafız İdris Arasoğlu hocamız da bizlere o hoş sesiyle, güzel tilavetiyle ilahi vahyin sesini işittirecekler. Efendim, Allah kelamına kulak verelim şimdi. İdris Arasoğlu hocamızı dinleyeceğiz. İsra suresi 78 ila 84. ayeti kerimeleri dinleyeceğiz. Şimdi şöyle hep beraber arkamıza doğru yaslanalım ve hep beraber Rabbimizin o güzel kelamına kulak verelim. Buyurun efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان يئوسا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج
فرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء وزهق الباطل وقل جاء كان يئوسا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا
فاغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükselsin ve şöyle niyaz et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Cenab-ı Hak bu okunan, dinlediğimiz ayeti kerimeler mucibince amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin. Bu tilavetinden dolayı, güzel tilavetinden dolayı Hafız İdris Arasoğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, bu akşam Kur'an-ı Kerim üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben bugünkü konuğumu sizlerle tanıştırmak isterim. Doçent Doktor Ali İhsan Pala hocamız, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Kış mevsimi içerisindeyiz. Halinizi, ahvalinizi bir soralım. Alemler Rabbine hamdolsun, şükürler olsun. Yani kış ama çok da böyle dayanılmaz bir vaziyette değiliz. Değiliz. Şükürler olsun, evet. Evet. Hocam, malumunuz açılışta da söylediğim gibi yarın itibariyle inşallah 1001 hatim okumalarımız başlıyor. Geçmişte olduğu gibi bu senede inşallah Erzurumlu hemşerilerimiz, Erzurumlu kardeşlerimiz 1001 hatim okuyacaklar. Biz 1001 hatim diyoruz ama 30 binleri buluyor tabii her sene. Bu münasebetle bu akşam Kur'an üzerine bir sohbet gerçekleştirelim istedik. Ama ondan önce ben bu 1001 hatim geleneğini bizlere miras olarak bırakan Pir Ali Baba'yı rahmetle yad etmek istiyorum. Makamı cennet olsun inşallah. İsterseniz şöyle bir genel soruyla başlayalım. Neden Kur'an okumalıyız? Oradan başlayalım hocam. Buyurun. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Öncelikle teşekkür ediyorum beni buraya konuk ettiğiniz için. Ayrıca 1001 hatimlerin Erzurum'umuza ve bütün Türkiye'mize, bütün İslam alemine hayırlar, bereketlere vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Amin. Erzurumluların bu 1001 hatim geleneği gerçekten öyle tahmin ediyorum ki başka yerde yok yani benim bilebildiğim kadarıyla. Evet. O bakımdan her türlü takdirin üzerinde.
Müslümanlar bunu Allah'ın kitabını müdarese edip, okuyup, tilavet edip, onun manevi bereketinden, feyzinden istifade etmek ve böylece tilavetiyle Allah'a kulluk etmiş olmak maksadıyla yapılan bu mübarek güzel amelin gerçekten inşallah Cenab-ı Hak daha nice asırlar devamını nasip etsin. Amin. Şimdi Kur'an-ı Kerim her şeyden önce Allah-u Teala Hazretlerinin kelamı. İslam bilginleri, alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'i tarif ederken onu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aracılığıyla indirilmiş ve o günden bize de mütevatir bir yol ile ulaşmış iki kapak arasındaki Allah'ın sözü, kelamı olarak tarif ederler. Evet. Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olması hem lafzının hem de o lafızların içerdiği manaların, anlamların tamamı Allah tarafından doğrudan peygambere verilmiştir. Yani orada peygamberin kendisi tarafından bir müdahale, bir şey söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olması itibariyle onu diğer sözlerden, hem peygamberin sözlerinden hem de diğer beşeri sözlerden ayırt eden en önemli özelliği o kelam telaffuz edildiği zaman insan Allah'a kulluk etmiş oluyor. Evet. Tıpkı namaz nasıl bir ibadet ise, oruç nasıl bir ibadet ise, sadaka vermek nasıl bir ibadet ise, aynı şekilde Yüce Allah'ın sözünü, kelamını ağzıyla söylemek, ağzıyla zikretmek, anmak, okumak, tefekkür etmek, özellikle okumak, evet, müstakillen yani bağımsız bir ibadettir. Bu Kur'an-ı Kerim'e özgü bir hususiyettir. Bunun altını çizmek lazım. O halde neden Kur'an-ı Kerim okumalıyız sorusunun cevabını sanıyorum bu noktadan, evet, hareketle aramak veya düşünmek daha isabetli olur. Demek ki Kur'an-ı Kerim okumak bir ibadet olduğu için biz de bu dünyaya Allah'a ibadet etmek, kulluk etmek için geldiğimize göre Kur'an-ı Kerim okumak yaratıcısını, Rabbini sözüyle, kendi sözüyle anmak ve böylece kulluk etmek biz Müslümanların hem bazen vacip derecesinde görevi, bazen fazilet derecesinde ya da mendup derecesinde erdemli, faziletli Müslümana yakışır bir amel ve bir davranış olarak görürüz. Evet. Hocam isterseniz şu üç başlıkta sohbetimizi biraz daha detaylandıralım. Önce Kur'an'ı okumak, sonra okuduğumuzu anlamak ve anladığımızı yaşamak. Bu başlıklar altında biraz daha genişletelim. Ama müsaade ederseniz arkadaşlardan bir eser dinleyelim. Sonra inşallah Kur'an okumanın faziletini birkaç cümleyle izleyicilerimize anlatmaya çalışalım. Kıymetli izleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Programımıza desteklerinden dolayı Perder Doğu Anadolu Bölgesi Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Perakendeciler Derneği programımıza desteklerinden dolayı. Bu arada bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz 444-628 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirler. Mesajlarını yazıp, bir boşluk bırakıp, kardelen yazıp mesajlarını yazdıktan sonra da 3969'a mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programımızın sonunda duamız olacak inşallah. Artık 1001 hatim dönemine girdik ve biz de bu akşam inşallah 3 tane Kur'an-ı Kerim, bizi izleyen izleyicilerimize 3 tane de Kur'an-ı Kerim bu akşam hediye edeceğiz. Evet, Oltu'dan misafirimiz var dedik. Ahmet Akçay, hoş geldiniz. Erkan Demir, hoş geldiniz.
Bir eser dinleyelim, sonra sohbetimize devam edelim. Sana hayrandır efendim. Bir ben değil alem. Sana hayrandır efendim. Ecran felek levh-u kalem mest-i nigahımdır. Metheyleyen ahlakını Kur'an efendim. Dol kalbime bir lahza cükey nuri dilara. Dol kalbime bir lahza cükey kapından asilere lütfun yüce fermandır efendi. Evet, çok teşekkür ediyoruz, ağzınıza yüreğinize sağlık. Evet hocam, önce Kur'an'ı okumak dedik. Kur'an'ın okunması ibadettir dedik. Faziletiyle alakalı birkaç cümle ben sizden isteyeceğim ama önce bir izleyicimiz hattı hocam. Onu alalım. Alo. Efendim. Buyursunlar efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Ömer, Erzurum'dan arıyorum. Ömer Karabey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederiz. İyi. Sizler nasılsınız? Cuma akşamımızdan mübarek olsun. Allah razı olsun. Cümlemizin mübarek olsun. Amin. Amin. Allah razı olsun. Programlarınızı izliyoruz. Çok beğeniyoruz. Çok sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Cenab-ı Allah Hak razı olsun. Şerefinizi artırsın inşallah. Sağ İşlerinizi olun. Asan Amin. Eylesin. Erzurum'un Amin. Neresinden arıyorsunuz bizi?
Yukarıki Müftülüğün yakınındaki Köşk Mahallesi. Köşk Mahallesi, çok güzel. Evet. Çok güzel. Peki bu cuma akşamında sizden şöyle güzel bir dua istesek. Nasıl? Allah evet. Vatanınızı, milletinizi ve bayrağımızı düşmanlar elinden kurtarsın. Amin. Amin. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Size bir Kur'an-ı Kerim hediye edelim. Evet. Yalnız büyük yazı olursa İnşallah. Büyük yazılı büyük kitap olursa memnun kalırız. Tamam. Olur inşallah. Bir ara kanalımıza uğrarsanız inşallah buradan arkadaşlar telefonu kapatmayın. Arkadaşlar size tarif etsinler şeyden sonra. Peki hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı çok teşekkür akşamlar. Ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olasınız. Var olun. Sağ olasınız. Sağ ol. Evet hocam. Kur'an'ı okumak dedik. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i tabii okumak yani lafızlarını söyleyerek okumak ibadettir dedik ama Kur'an-ı Kerim aynı zamanda düşünmek, tedebbür etmek, Cenab-ı Hakk'ın onda kullarına yönelttiği mesajı anlamak, kavramak evet. ve gereğince de amel etmek. Tabii gereğince amel edebilmek için anlamak lazım. Anlamak gerekir. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'i anlamak dediğimiz zaman yani bu konuda insanlar, Müslümanların hepsi aynı seviyede, aynı düzeyde bir anlamadan söz edemeyiz. Kur'an-ı Kerim'den üretilen, çıkarılan çeşitli derin manalar, şer'i hükümler bu konularda işin bu alanda derinleşmiş alimler, uzmanları onu anlarlar. Öyle bir anlama var. Bir de Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin normal herkes kendi dilinde evet. Ki tercümesinden veya mealinden okumak suretiyle onu ne demek istediğini anlayarak Kur'an-ı Kerim'e bağlılığı, sadakatini daha çok artırmış olur. Onun için Allah-u Teala bir surede sık sık şu ayeti ifade ediyor. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Biz şüphesiz Kur'an'ı kolaylaştırdık ama anlayan var mı? Yani ben o kısmı, son cümlesini şöyle amiyane tabirle daha anlaşılsın diye söylemek gerekirse beni mazur görsünler izleyiciler. Yani Kur'an'ı Cenab-ı Hak diyor biz kolaylaştırdık. Anlayandan haber verin. Sen anlayandan haber ver. Onun için özellikle günümüzde zaten şöyle bir şey var. Her Müslüman yaşadığı Müslüman toplumda yani Müslüman bir memlekette, Müslüman bir toplum içerisinde yaşıyorsa istediği takdirde dinine ait bilgileri yani hayatını düzenleyecek bilgileri öğrenebilecek bir imkana sahip iken bilmemezlik evet. dinde mazeret olarak kabul edilmemiştir malumunuz. Dolayısıyla günümüzde de hakikaten Kur'an'ı öğrenmek, anlamak, onun mesajını anlayıp ona göre amel edip evet. hareket etmek için o kadar çok sebepler ve imkanlar vardır ki İnsanlar bu konuda çeşitli bahaneler arasına saklanmaması gerekir. Müslümana yakışan Kur'an'ın peşinden koşması gerekir. Yani sadece tilavetiyle değil, aynı zamanda Kur'an'ın anlamı üzerinde de. Zira Kur'an-ı Kerim'in anlamını da okuyan kimse, Kur'an lafızlarının kendisinin mucizeliğinin yanında onun manasının da insanı kuşatan, İnsanı etkileyen manevi bir yönü var. Kim Kur'an'a kendini verirse evet. Kur'an onu kendi içine alır, alır ve bağrına basar. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isterseniz biraz da müjdelerinden bahsedelim. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz'e inmiştir Kur'an-ı Kerim. Onu bize tebliğ eden Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu ilk okuyan, en güzel okuyan Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, okumanın yanında iyi bir dinleyici de aynı zamanda sahabeden bunu biz öğreniyoruz. Abdullah İbni Mesud evet, değil mi? Evet. İsterseniz biraz da bundan bahsedelim.
Şimdi Kur'an-ı Kerim tabii çok yönlü üzerinde konuşulacak evet. bir kelamı kadim yani kelam-ı Rabbül Alemin. Fakat Kur'an-ı Kerim'i okumak dediğimiz zaman aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu şekilde evet. veya onun nasıl okunması gerektiği yönündeki talimatları, öğütleri doğrultusunda okumak yani okumamız, Kur'an'ı tilave etmemiz bile sünnete uygun olarak olursa evet. Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olacağımız, daha çok nail olacağımız muhakkak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizlerin de ifade ettiği gibi kendisi hem Kur'an-ı Kerim'i güzel okur hem de güzel okunmasını isterdi. Aynı zamanda başkalarından da onu dinlemek de evet. isterdi. Şimdi Müftü Bey hakikaten yani bunu özellikle bu meslekte erbabı olan herkes bilir, fark ederler. Kur'an-ı Kerim'i insan her ne kadar kendisi çok güzel okusa bile mutlaka bir yemek ihtiyacı gibi güzel okuyan birisinden dinlemek hakikaten bir ihtiyaçtır. Evet. Mesela şahsen ben de öyle bir şey var. Evet hocam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Mesud radıyallahu anha anhu'ya diyor ki bana biraz Kur'an oku diyor. Evet. O da diyor ki ey Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim sana inmiş iken, nazil olmuş iken ben sana nasıl Kur'an okuyabilirim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olsun diyor. Ben senden dinlemek istiyorum. Deyince diyor ki Abdullah İbni Mesud ben de okumaya başladım diyor Nisa suresinden. Şu ayete geldiğimde ve keyfe izâ ci'nâ bihim şehîden ve ci'nâ bike alâ hâulâ'i şehîde. Bu ayete geldiğimde Peygamber Efendimiz dur dedi yeter. Evet. Ne diyor o ayette? Ey Muhammed yani kıyamet gününde her ümmetin şahidini çağırdığımızda ve seni de senin ümmetinin lehinde veya aleyhinde şahit olarak çağırdığımızda yani daveti tebliğ ettin mi, benim mesajımı onlara ilettin mi diye şahit olarak çağırdığımızda durumları nice olur ayetine geldiğimizde dur dedi ya Abdullah. Hı hı. Belli ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık orada dayanamıyor ve diyor ki baktım ki mübarek gözleri şıpır şıpır yaş dökülüyor, ağlamaya evet. başladı diyor. İşte biz Kur'an-ı Kerim'i okurken böyle okumalıyız. Hı hı. Yani sadece mücerret ve oku geç, oku geç. Onun için bu vesileyle bilmiyorum zamanınız müsait mi ama bu Ramazanlarda okunan hatimler vesaire bendeniz acizane yani Kur'an-ı Kerim'i böyle ağzını gözünü kırarak tabiri caizse evet. Gelişi güzel bir şekilde usulüne uygun olmayan biçimde işte bir an evvel şu kadar hatim okuyalım, şu kadar zamanda şu kadar hatim okudum böyle sanki istatistik yapıyormuşuz gibi Kur'an okumayalım. Yani lütfen evet. seyircilerimiz, din kardeşlerimizden istirhamımız Kur'an Rabbimizin kelamı. Onu okuyalım. Hem lafzıyla, okunuşuyla ibadet etmiş olalım. Hem de sadece mesela diyelim ki bir saat okuyorsa yarım saat Kur'an okusun. Yarım saat da lütfen okuduğu yerin mealini açsın bir okusun. Anlamaya çalışsın. Anlamaya çalışsın. Orada ne diyor? Anlayabildiği mutlaka herkesin anlayacağı şekildedir Kur'an-ı Kerim. Evet. Ama detaylardaki Kur'an'ın zahirde ifade etmediği ahkamlar ehlince anlaşılır. İhtiyaç duyanlar onu sorarlar. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki hâdâ beyânun linnâs. Evet. Kur'an insanlara açık bir deklarasyondur. Açık bir beyandır. İnsanlara verilmiş açık, net, içinde karmaşıklık olmayan bir mesajdır. Evet. Okuyan herkes orada Cenab-ı Hakk'ın ne dediğini, ne demek istediğini rahat bir şekilde anlaşılır. Anlayabilir. Evet. Evet hocam, sohbetimize devam edeceğiz. Kıymetli izleyicilerimiz, programımız devam ediyor.
444-628 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca 3969'a mesajlarınızı bekliyoruz. Hocam bir eser daha dinleyelim mi arkadaşlarımızdan? Hayır, hayır bir efendim. Eser daha alalım. Sonra inşallah sohbetimize devam edelim. Buyurun. Çözülür dizimin bağı çözülür. Sultanım ismini duyduğum zaman gözyaşlarım sıra sıra dizilir. İsmini ağzıma aldığım zaman ezilir bedenim, ruhum ezilir. İsmini ağzıma aldığım zaman sultanım kapı. Bükülür ellerim, dilim tutulur. Yüreğime kızgın hançer sokulur. Kurur dudaklarım, nutkum alınır. İsmini ağzıma aldığım zaman ciğerlerim parça parça bölünür. Sultanım, sultanım ismini aldığım zaman. Hançer sokulur, kurur dudaklarım, nutkum alınır. İsmini ağzıma aldığım zaman ciğerlerim parça
parça bölünür. Sultanım ismini andığım zaman, sultanım kapında bana da yer ver. Sancağın altına girdiğin zaman, ne olur boynumu bükük bırakma. Sana geldiğim zaman, sultanım kapında bana da yer ver. Sancağın altına girdiğin zaman, ne olur boynumu bükük bırakma. Sana geldiğim zaman. Kıymetli izleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Mesajlarınız geliyor bu arada. İstanbul'dan Kenan Karadağ, çok teşekkür ediyoruz. Aksaray'dan Seher Hanım ve Bursa'dan Ali Daş. Mesajlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir ara verelim mi arkadaşlar? Telefonumuz var. Telefonu alalım, sonra araya gidelim. Alo. Alo. Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Abdülkadir Akbaş. Evet hocam, Abdülkadir Akbaş. Ankara'dan arıyorum. Her hafta programımızı sevgiyle, muhabbetle izliyoruz. Çok beğeniyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Devamını dileriz hocam. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Erzurumlu muyuz yoksa? Erzurumluyuz hocam. Erzurumluyum. Burada görevliyiz. Bin görevlisiyim. Keçiören Merkez Camisi'nin müezziniyim. Öyle mi? Çok çok evet. Güzel. Çok memnun olduk. Yakinen tanıyoruz hocam. Böyle canlı yayında görüşmek nasip oldu. Allah razı olsun. Çok sağ olasınız. Allah başarılarınızın devamını nasip eylesin. Hocam da hoş geldiler. Sağ olasınız. Hidayet hocamız. Teşekkür ederiz. Peki Abdülkadir hocam, bu binbir hatim geleneği tabi Erzurum'a has bir gelenek, ama bu binbir hatimlerin okunduğu dönemde Ankara'da da okunuyor mu hatim Erzurumlular olarak sizler? Hocam bizim ilçe müftümüz, malumunuz, tanırsınız, Doktor İhsan Bey. Evet. Kendisi de her hafta sohbetlerin yanı sıra bu Kur'an-ı Kerim'i büyük camilerde yaygınlaştırıp bu hatimi de inşallah Ankara'ya getireceğini düşünüyorum. İnşallah. Böyle bir çalışmaların olduğunu daha önce görüştüğümüzde söylemişti. Evet. Rabbim inşallah sadece Ankara'ya değil, tüm Türkiye'ye böyle bir bin bir hatim geleneğinin yayılmasını nasip eyler. Allah razı olsun. Sizin sayenizde hocam, bu yayınlarda da bunları dile getirirseniz inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Peki Abdülkadir Hoca, çok kısa olarak bir de dua alalım Cuma akşamında. Hocam Rabbim devletimizi, milletimizi Kur'an ve sünnet ışığında daim eylesin. Allah Amin. Sizlerden razı olsun. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bizleri Ankara'dan izleyen bütün gönüldaşlarımıza selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyorum. Geceniz mübarek olsun. Allah Hayırlı razı akşamlar olsun. Diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Evet. Peki bir ara verelim kıymetli izleyenlerimiz. Aradan sonra inşallah programımız kaldığı yerden devam edecek.